Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi aile ve davulcu arasında başlayıp Alevilere linç girişimine kadar uzanan olayın ilk duruşması görüldü. Dava bir skandalla başladı. 52 sanığın ifadelerinin UYAP'tan silindiği ortaya çıktı. Mahkeme olayı sehven diye değerlendirdi. İtirazlar üzerine bilgisayar incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildi. Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi bir aileyle davulcu arasında başlayıp linç girişimine kadar uzanan olayla ilgili davanın ilk duruşması dün görüldü. İlk duruşmada bir skandal yaşandı. Saldırganların ifadelerinin silindiği ortaya çıktı. Ramazan ayında yaşanan olaylar sonrası saldırıya uğrayan Alevi aile bireylerinin de aralarında bulunduğu toplam 58 sanık hakkında dava açılmıştı. Dava kapsamında 52 sanık dün Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların ve tanıkların ifadesi dinlendi. Mahkemenin öğle arası için hazırlık yaptığı sırada akıllara ziyan bir olay yaşandı. Duruşma hakim ile katip arasında yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından hakim sanık ifadelerinin bilgisayardan silindiğini söyledi. Mağdur sanık Servet Evli ve avukatı Ali Hamamcı'nın duruma tepki göstermesi üzerine hakim kayıtlar sehven silindi dedi. Ancak mahkeme aileyi ve avukatını ikna edemedi. Servet Evli ve avukat Ali Hamamcı'nın talebi üzerine mahkeme başkanı Meltem Caner bilgisayarın TÜBİTAK'a gönderilmesine ve UYAP üzerinden de bilgisayar kayıtlarının istenmesine karar verdi. Duruşma 52 sanığın ifadesinin silinmesi nedeniyle 21 Şubat 2013 tarihine ertelendi. Sürgü davası sanıklarının avukatı Sayın Ali Hamamcı telefon hattımızda. Kendisinden bilgisayar kayıtlarının silinmesi olayının ayrıntılarını dinleyeceğiz. Sayın Hamamcı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İfadeler nasıl silindi kayıtlardan? Şimdi haberinizde de anlattığınız üzere saat 12'ye doğru duruşmaya ara verilmesine karar verildi. Hazırlık yapıldı bu yönde. Yani kısa bir diyalog geçti. Tabii bu diyalogdan kasıt, hayran bir akniyet yok. Muhtemelen katip ifadeleri kaydedemediğini hakim hanımla paylaştı. Hakim hanımla bize dönerek sabah 9'dan 12'ye kadar yapılan işlemlere ilişkin zabıt kayıtlarının bilgisayar ortamından silindiğini söyledi. Bunun da sehven olduğunu belirttiler. Buna ilişkin bir tutanak düzenlendi. Hakim ve katip imzaladı bu tutanağı. Tutanağın içeriğinden haberdar olabilmek için tutanağın sevgiliğini istedik. Bize bir öğrenimi kabul ettiler. Orada sehven bu kayıtların silindiği yazılıydı. Biz de bunun içeriğini kabul etmedik, itiraz ettik. Şimdi duruşmanın sevkiye idaresinden duruşma hakimi sorumludur. Duruşmada yapılan iş ve işlemler ceza mahkemeleri usul kanunumuzun 219. maddesinde ifade edildiği üzere duruşma zaptına geçirilir ve duruşmada yapılan iş ve işlemlere ilişkin iddialarda bulunabilmek için de bu zapta ihtiyacınız vardır. Yani duruşmada yapılan iş ve işlemleri ancak duruşma zaptı içeriğiyle ispat edebilirsiniz. Bu da ceza mahkemeleri usul kanunumuzun 222. maddesinde düzenlenmiştir. Amir hükümdür. Şimdi bu kayıtlar silinince şöyle bir sıkıntı çıktı ortaya. Çünkü bir kısım sanıklar dinlenmişti. Ve bu sanıkların bir kısmı sizin de haberinizde belirttiğiniz üzere o linç girişimi sırasında hatırlanan bir kısım sloganları duyduklarını söylemişlerdi. Bu beyanlar tutanağa geçmişti tabii. Şimdi bu tutanaklar elimizde olmadığına göre bu tür beyanları ispat etme şansımız yok. Ben hukuki hakkımızı kullanarak bu kayıtların bilgisayar ortamından elde edilmesini istedim. Hakim hanım duyarlılık gösterdi. Bu konuda alanında uzman bir bilişim uzmanı polis arkadaş çağırıldı duruşma salonuna. Bu arkadaş bilgisayar ortamında bu kayıtları elde edilemeyeceğini belirtti. Daha sonra zabıt katili ve mahkeme çalışanlarının çabalarıyla bu kayıtları tekrar geri getirmeye çalıştık. Başarılı olamadık. Başarılı olamayınca da bir tutanak tutuldu mahkeme başkanı tarafından. Duruşmaların sıfırdan yeniden ifadeler alınarak yapılmasına karar verildi. Yine yasal hakkımızı kullandık. Kabul etmedik. Sanık vekillerinden bir kısmı da duruşmanın yeniden sanık ifadelerinin sıfırdan alınmasını talep etti. Mahkeme 5 dakika ara verdi. Bu arada yaptığı değerlendirme sonucunda
duruşmaya ara verilmesine karar verildi. O zabıtların bilgisayar ortamından elde edilip edilemediğinin anlaşılabilmesi için bilgisayarın TÜBİTAK'a gönderilmesine, bir Adalet Bakanlığı'na UYAP sistemi üzerinden bu kayıtların alınıp alınamayacağını sorulmasına karar verildi ve duruşma 21 Şubat'a ertelendi. Durum bundan ibaret. Yani sanıkların tümünün ifadesi alınmamıştı. Bir kısım sanıkların ifadesi alınmıştı. Dediğim gibi bu silinme işlemi insanı bir hatadan kaynaklanmış olabilir. Katliyet taşımıyor olabilir ama eğer bu kayıtlara ulaşılamazsa, yani yapılan iş ve işlemler bu tutanaklarla ispat edilemezse, davanın mahiyetini değiştirebilecek türden ifadeleri bizim ispat etme şansımız yok. Peki davanın seyrini nasıl değiştirebilir bu sanık ifadelerinin silinmesi? Şimdi daha önce soruşturma savsaklanmıştı bizce. Kral gibi bir şekilde başlatılmıştı, yürütülmüştü. Açılan, yani hazırlanan iddianamede o linç girişiminde bulunan bir kısım kişiler bana zarar vermekten, hakaretten ve tehditten, bu suçları da tahrik altında kalarak işlemekten dava açılması şeklinde iddianame hazırlanmıştı. Dava adi bir dava olarak görülüyordu mahkemede. Biz savcılık aşamasında ve daha sonraki aşamalarda gerek yazılı gerek sözlü beyanlarımızda sürgüde işlenenin bir nefret suçu olduğunu, oradaki bir araya gelen grubun o ailenin kişisel özelliklerinden değil, Türklerle olmalarından kaynaklı nefretlerini dile getirdiklerini söylemiştik. Bunun bir nefret suçu olarak değerlendirilmesini talep etmiştik. Ama Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçlarını düzenleyen bir hüküm olmadığı için Türk Ceza Kanunu 77. maddesinde düzenlenen insanlar karşı suç olarak değerlendirilmesini talep etmiştik. Bizim bu taleplerimiz dikkate alınmadı. Ama 2012 tarihinde Doğanşehir Asya Ceza Mahkemesi'ne yapılan duruşmada bir kısım sanıklar bizim bu iddialarımızı destekler şekilde beyanlarda bulundular. Ama bunlar sadece iddia, çünkü duruşma zabıtları yok ortada. Bir kısmı İstiklal Marşı'na katıldığını, saygı duruşuna bulunduğunu söyledi. Bir kısmı Allahu Ekber seslerini, tekbir seslerini duyduklarını söylediler. Yani bu tür beyanlar davanın vasfını ve mahiyetini değiştirecek türden beyanlardı ama maalesef elimizde, dediğim gibi, Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu 222. maddesinde düzenlenen şekilde bir duruşma zabıtı olmadığından bu iddialarımızı ispatlama şansına maalesef sahip değiliz. Peki Sayın Hamamcı, bu ifadelerin silinmesinde bir kasıt olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şimdi kasıt, önce şunu bir belirteyim. Yani bu işlemden hedeflenen amaç gerçekleşmiştir. Eğer bu kayıtlar geri kazanılamazsa. Yani sehven de olsa, kasıtı da olsa, çünkü bundan sonra yeniden ifadeler alınırsa, ki muhtemelen uyarılar da alacaklardır Türk sanıklar, bu beyanların hiçbirinde bulunmayacaklardır. Evet. Yani iddianamede öngörüldüğü şeklinde olay basit, sıradan davulcuyla 3-5 kişi arasında geçen adi bir olay olarak anlatacaklardır. Yani biz inancımızı, adalete olan inancımızı şu şekilde korumak istiyoruz. Bilgisayar ortamında bu kayıtların bir şekilde tekrar geri kazanılabileceğini düşünüyorum ben. Bilişim alanında uzman biri değilim ama basından takip ettiğimiz, sizin televizyonunuzun da özellikle yoğunlukla takip ettiği işte Silivri'deki davaların birçoğunda bilgisayar ana belleklerindeki her türlü bilgi ve belgenin çıkartılabileceğini biliyoruz. Ben inanıyorum ki bu zabıtlar da bir şekilde geri getirilebilir. Peki Sayın Hamamcı, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.